En güzel cömertlik imkanlar kısıtlıyken yapılandır. Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin. Söz benim ağzımdayken, söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra, ben sözümün esiri olurum. Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. İnsanlara faydası olmayanı ölülerden say gitsin. Sabır iki çeşittir. Hoşlanmadığına sabır ve hoşlandığına sabır. Düşünmeden konuşmanın cezası, konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır. Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. Ben Ömer Ançeri. İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve müsibetleri dile getirmemek cennet hazinelerindendir. Sakın unutmayın, haset edenin huzuru, çabuk daralanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz. Eğer namaz kılan kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı. Üç şeye riayet eden mesut olur. Nimet ulaştığında şükretmek, rızık kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çok, la havle ve la kuvvete illa billah demek. Yoksullaştığınız zaman sadaka veriniz ki Allah da kendisiyle ticaret yapmışsınız gibi size bol rızık versin. Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa onlar seni bulur zamanı gelince. Küçükle küçük, büyükle büyük olacaksın. Ama asla seviyesizin seviyesine inip de kendini küçük düşürmeyeceksin. İnsanların değeri düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. İnsanın arkadaşı aklının delilidir. Güvenme karaktersizin vefasına, bugün över, yarın söver. Allah'a kavuşmak kötü insanlardan uzak durmakla olur. Haklıysan korkma, hak seni korur. Okunacak en büyük kitap insandır. Kim bizleri hakkıyla tanır
ve bizi severse mutlaka Allah'ı sever. Zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır. Söz benim ağzımdayken, söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümün esiri olurum. Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür. Kalbe hücum eden sıkıntıyı sabır kalkanı ile karşılarsan, hiçbir dert seni can evinden vuramaz. Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür. Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır. Akıllının tahmini cahilin kesin bilgisinden üstündür. Hırs seni kul etmesin, hak seni hür yarattı. Hızlı yükselenlere imreniyorlar, oysa hızlı yükselenler toz duman, saman ve tüydür. Bir mazlumun ahı yer ile gök arası kadar büyüktür. Ahlakı güzel olanın severi de çok olur. Öyle bir devir gelecek ki mal cimrilerin, kılıç korkakların ve kalem cahillerin elinde olacak. Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. Alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez. Çünkü o herkesi kendi gibi görür. Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer. Ne eksen tutar. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker. Ne mutlu o insana ki söylenen acı söze karşı hiddetlenmez, ondan istifade etmek yolunu arar. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez. Çünkü o herkesi kendi gibi görür. Sakın insanın iyisiyle kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur. Eşinin sözünü dinlemek erkeğin zayıf olduğunu değil, emanetine değer verdiğini gösterir. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kaliteli insan ona gösterilen güler yüz ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır. Kalp gafil olunca gözün görmesinde ve kulağın işitmesinde bir fayda yoktur. İnsanın parası arttıkça düşmanı artar, ilmi arttıkça dostu artar. Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyen göze ışık ne yapsın?
Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etme. Fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. İnsanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. Sanma ki tesettür sadece kadınlara farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Ben Ömer Hançeri, Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi kabul buyursun inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla. Sürekli söylüyorum, deklar ediyorum. En güzel dua bir dostum bir dostuna habersizce ettiği duadır. Lütfen sizler de o güzel dualarınızda bizleri unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarına desteklemeyi ve en önemlisi bizlerin sizlerle paylaştıklarını sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Hayırlı günler, hayırlı vakitler diliyorum. Saygılarımla.